Abi şu dükkana sabun almak lazım ya. Bir akşam markete çıkacağız ya, sabun unutmayalım. Ben sana yazayım çünkü sabun bitmiş zaten. Sabun önemli. Sabun önemli. Tabii ki de önemli. Lazım abi. Sen sabun demişken aklıma 1890'lar geldi. 1896-95. Ne alaka? O zamanlar ben Viyana'dayım. Viyana Güzel Sanatlar Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencisiyim. O zamanlarda böyle bir sokakta bir ressamlık yapan bir çocukla tanıştım. Hı. İsmi Adolf Hitler. Böyle sokakta resim. Allah Allah. Ya resim yapıyor, böyle satmaya çalışıyor. Satamıyor falan, bir resimleri beğenilmiyor. Baktım resimlerine, çocuk iş var çocukta. Hı-hı. Fena değil yani. İyi çiziyor yani, anladın mı? Biraz daha ustalaşması lazım. Biz de bunu tabii bizim birinci sınıftaki arkadaşlarla falan destek olduk. Fakir çocuk. Anladın mı? Hı-hı. Sokaklarda falan kalıyor. İşte fakülteye girmeye çalışıyor. Sınavlara hazırlanıyormuş. Biz de yardım ettik. İşte böyle çizimlerine falan filan hazırladık sınava. Tabii bizim fakültenin bölüm başkanı, jüri başkanı Yahudi. Hı-hı. Yani Yahudi almadı bunu okula. Ama hı-hı, yani objektif bir Yahudi. Yani çocuk yetenek siz buldu yani Adolf'u, çocuğu. Tamam. Almadı okula. Bu da orada bu adama düşman oldu. Yok diyor Yahudiler şöyle, yok Yahudiler böyle falan filan böyle. Sırf o adam yüzünden bütün Yahudiler. Evet. Bir aldık sınavdan sonra biz bunu bir pavyona götürdük. Hmm. Bir yanada tanıdığımız. Daha kaç yaşında? Soktuk ya. O zamanlar falan böyle tanıdıklarımız var, anladın mı, zabıtalarda. Etik değil abi. Soktuk tanıdığımız pavyon. Ankaralı abimiz var ya. Necati abimiz var. Yani ne pamuk tüccarların ocağına incir ağacı dikti bu. İşte oradan da sürülüyor tabii bu pamuk tüccarları bunu. İşte kan davası ayağına getirmişler muhabbeti, bizim paramızı, tarlalarımızı, arsalarımızı çöktün, yedin bitirdin bizi, işte vurmaya kalk. O da Ankara'dan Viyana'ya geliyor, anladın mı? Orada pavyon açıyor. Orada da kuruyor tezgahı, anladın mı? Biz soktuk Adolf'u, böyle bir keyfi yerine gelsin. Böyle bunun keyfini yerine geldi falan. Dedi ben dedi Almanya'ya gidiyorum, Münih'e gidiyorum dedi. Benim burada artık işim yok dedi. Oraya gitti. Sonra yıllar sonra karşılaştık mı, siyasete atılmış tabii. Hı hı. Falan filan. Bunu hapse alıyorlar içeri, böyle kitap yazıyor orada falan. Böyle. Yaş kaç o orada? O zamanlar böyle 30'larının başı olması lazım yanılmıyorsa. Hı. Böyle bıyık da bırakmış şöyle. Burada. Neyse artık. Dedim oğlum bu kılığı ne dedim ya. İlk gördüm böyle bu bıyık mıyık. Dedi akılda kalıcı olmam lazım dedi. Marjinal gözükmem lazım ki dedi. Aradan sıyrılayım dedi. Anladın mı? Sonra. Tabi resimde gidemedi. Tabi bir de kitap yazmış hapishanede. Kitabı ver dedim ya, bir imzalı kitabını ya dedim. Bir okuruz dedim ya. Bir okudum. Pezevenk kendini çok geliştirmiş. Bütün manipülasyon tekniklerini bir bir işlemiş kitaba. Adım adım kariyer planı yapmış aslında. Anladın mı? Tamam. Tabi bu gür sesli, böyle çıkıntılı. Herkesi gaza getiriyor. Kitleleri arkasında götürüyor. Sonra bir baktık bu Alman tahtına oturmuş. Diktat adam ya. Anladın mı yani? Biz de dedik bu zamanında Viyana'dan arkadaşımız, pavyon arkadaşımız, ressam arkadaşımız, sanatçı arkadaşımız dedim ya. Bize de böyle bir şey yapar dedim. 3-5 mevki verir de biz yani de yolumuza bakarız dedim yani. O zamanlar. Tabii bu şey yapmadı bizi. Fazla sallamadı. Adam başı yoğun. Ya yoğun tabii. Yoğun tabii ama işte yani şey de vardır ya. Ayıp ama ya. Bir sınavına geçince böyle bırakırlar ya. Öyle öyle. Salkım tanesi gibi üzümleri. O da bizi bıraktı gitti, yükseldi yani, anladın mı? Şaşalı hayatlar falan, Eva Braun'la metres hayatları falan filan. Hmm. O karılar bu karılar falan filan. Sonra 2. Dünya Savaşı patlak verdi tabii. O tabii buna şey demişler o zamanlar. Bir abimiz var danışmanlarından. İşte bu bizim işte Münih'teki, Berlin'deki gecelerde şey vardı. Böyle pavyon arkadaşlarımız vardı. O danışmanlarından biri de o masa abilerimizden biriydi yani. Anlatırdı. Biz dedik o diyor Hitler'e ya 1943'te girelim savaşa. Bu tabii aceleci ya. Ben gireceğim Viyana'ya. Komple Avrupa'yı alacağım, oradan Asya'ya ineceğim. İkinci Büyük İskender olacak. Neyse tabii işler ters, danışman dediği çıktı yani. Adamlar da boşuna dememiş yani 1943'te girelim ya. Daha hazırlıklı oluruz, silip süpürürüz ortalığı falan filan. Tamam ağzım işaret. Neyse 1945'te de işte kafasına sıkıyor bu tabi. Metresiyle birlikte sevgilisi var ya bunun, şarkıcı mıdır nedir artık falan filan. Zor yani, zor zor. Sabunla alakasını anlatmadım. Ne alakası? Sabun önemli, anladın mı? Yani sabun çok önemli. Kuru kuruya olmaz. Sabun önemli. Biz alalım marketten. Sabun alalım ya. Alalım. Kuru kuru olmaz çünkü.